Necmettin Erbakan'ın naaşı ebedi istirahatgahına 2,5 saatlik zorlu yolculuğun ardından ulaşabildi. Mezarlıkta da büyük bir kalabalık vardı. Erbakan'ı toprağa verirken de yine izdiham yaşandı. Son vedanın, son buluşmanın adresi kuşkusuz Merkez Efendi Mezarlığı. Mezarlığın çevresi iğne atsanız yere düşmeyecek kadar kalabalık. Adeta bir insan seli mezarlığa doğru akıyor. Necmettin Erbakan'ın naaşını taşıyan cenaze aracı da kalabalığı güçlükle yarıyor. Merkez Efendi Mezarlığı'nın giriş kapısı. Fatih Camii'ndeki mahşeri kalabalık bu noktaya gelene kadar daha da katlandı. Erbakan'ın cenazesi mezarlığa çok zorlu bir yolculuğun ardından ulaşabildi. Saat şu anda 15.40 ve cenaze konvoyu mezarlığa ancak gelebildi. Herkes taşımak istedi Erbakan'ın cenazesini. Bu yüzden de zaman zaman zor anlar yaşandı. Mezarlık tamamen dolmuştu ve içeri girmek artık imkansız haldeydi. Kalabalık töreni izlemek için çareyi ağaçlara, surlara tırmanmakta buldu. Yoğunluk yüzünden baygınlık geçiren bir kişiyi vatandaşlar ambulansa taşıdı. Erbakan ailesi mezarın başında yerini aldı. Oğlu Fatih Erbakan'ın gözleri babasını son yolculuğuna uğurlarken yaşlıydı. Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi eski lideri Recai Kutan da orada mezarın başındaydı. Cenaze büyük zorlukla mezara getirildi. Sonra dualar ve tekbir sesleri duyuldu ve Erbakan toprağa verildi. İlk toprağı da oğlu Fatih Erbakan attı. Ama aslında Merkez Efendi Mezarlığı tarihi günü yaşamaya sabahın çok erken saatlerinde başlamıştı. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Saadet Partisi Gençlik Kolları'nın durağıydı Merkez Efendi Mezarlığı. Gün boyu Kur'an okundu, dualar edildi. Necmettin Erbakan'dan hatıra olsun diye mezarlığın fotoğrafını çekenler de vardı. Hatta memleketinden toprak getirip mezara bırakanlardı. Amcayım, nereden getirdiniz toprağı? İzmir. Mezara mı koyacağız? Evet. Polis de gün boyu teyakkuzdaydı. Hatta mezarlık nöbetini özel harekat timleri tuttu. Merkez Efendi Mezarlığı'nda da güvenlik en üst düzeyde tutuluyor. Şu anda mezarlık boşaltılıyor. Herkes dışarı çıkartılıyor. Polis dışarı çıkanları tek tek arayacak ve yeniden mezarlığa alacak. Efendim? Fatih Camii'ne gidemeyenler Merkez Efendi Mezarlığı'nın içerisinde ve hemen önünde Necmettin Erbakan için şu anda gıyabi cenaze namazı kılıyorlar. Necmettin Erbakan 6 yıl önce kaybettiği eşi Nermin Erbakan'ın yanında toprağa verildi. Mezarında sevenlerinin getirdiği topraklar var. Memleketi Sinop'tan da, Mekke'den de ve Bosna'dan da gelen topraklar yine mezara serpildi.